Hep diyoruz ki hastalıklar ruhun bedene mesajlarıdır, birer rehberdir. Yüzyıllardır insanlığın dikkatini celbeden ve üzerine çalışılan bir konu bu. İnsan bedeni ve sağlığı. Ama biz olaya başka bir açıdan bakıyoruz. Biz ilaçlarla yalnız hemen an için olan simptomları aradan kaldırabiliriz. Ama hastalığın kök patogenezlerini tedavi edebilmiriz. Hastalıklar ruhun bedene sirayet etmesiyle ortaya çıkan bir şeylerdi. Yani o olmazsa hastalık da olmaz. O zaman ne diyoruz biz? Hayatında yaşadığın şeyleri oku. Hani ilk gelen emir gibi oku. Bir durumu oku, bir olayı oku, bir hastalığı oku. Bilişsel olarak yenilenmemiz gerekiyor. Bu bakış açısını kazanmamız gerekiyor. Bizler bu hayatı beklentilerimiz doğrultusunda yaşıyoruz. Ama bu beklenti düşündüğümüz gibi bilincimizle tasvir ettiğimiz bir şey değil. Bu kalbin ortaya koyduğu beklentiler. Merhaba arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün yeni bir formatla karşınızdayım. Hep tek yapıyorduk programları. Ben çıkıyordum, konuşuyordum. Sizden gelen işte beni yönelttiğiniz soruları cevaplıyordum. Ya da ben aklıma gelen soruları cevaplıyordum. Ama artık dedik ki evet ciddi adımlar atalım. Bu konuştuğumuz bilgilerin maddi somut gerçekliklere karşılık geldiğini görelim. Bu yüzden de benim çok kıymetli öğrencilerim var. Kendi alanlarında uzman ve tabii ki bu programın formatı özellikle hastalıklar olduğu için kıymetli bir hekim arkadaşım, öğrencim. Onunla birlikte böyle bir program yapmaya karar verdik. Biliyorsunuz benim hastalıklara nasıl yaklaştığımı. Hep diyoruz ki hastalıklar ruhun bedene mesajlarıdır, birer rehberdir. Hayatınızda maddi, manevi, işte ruhsal ya da bedensel hangi hastalık olursa olsun aslında bu hayatta bir şeyleri yolunda yapmadığınızı, kendi kadersel planınızın dışına çıktığınızın bir göstergesidir ama bizler uzun yıllardır, yüzyıllardır hastalıklara hayatımızda öyle büyük yerler vermişiz ve işte ağrı, sızı ya da işte herhangi bir yaşadığımız, günlük hayatımızı aksatan bir problem yaşadığımızda hayattan geri çekilmeye o kadar alışmışız ki hayatımızın kocaman bir yeri olmuş. Yani hayatımızda ideallerimiz var, arzularımız var, isteklerimiz var. Bu konuda yaşadığımız bir ömür varken hastalıkların dünya bütçesinin %50'sini kaplaması hayatımızda ne kadar büyük bir yer olduğunu gösteriyor. Tabii ki bu konuda tıp bilimi, alternatif tıp, fonksiyonel tıp olarak artık çeşitlendi günümüzde. Farklı bakış açılarıyla yüzyıllardır insanlığın dikkatini celbeden ve üzerine çalışılan bir konu bu. İnsan bedeni ve sağlığı. Ama biz olaya başka bir açıdan bakıyoruz. Ama biz hastalıklar bir sonuçsa ve modern tıp hastalıkların sonucuyla yani ortaya çıkan ağrıyla, sızıyla, semptomla ilgileniyorsa biz onun nedenlerinden bahsedeceğiz, kaynaklarından bahsedeceğiz. Hastalığa giden yollarda bahsedeceğiz ve o yollar kapandığında aslında hastalıkların zaten bir sonuç olarak ortaya çıkmayacağından bahsedeceğiz. Uzun bir yolculuğu başlatıyoruz inşallah sizin de ilginizle. Videolara katkıyı nasıl yapıyorsunuz beğenerek ve paylaşarak. Sizin bu güzel katkılarınızı bekleyerek Sema'dan kendi tanıtmasını isteyeceğim. Evet hoş geldin Sema'ya. Çok sağ olun, teşekkür ederim hocam. Nasılsın, iyisin inşallah. İyiyiz. Elhamdülillah. Kendi tanıtmanı istiyorum öncelikle. Söz senin. Ben Aliyeva Semayem. 45 yaşındayım. Özüm Azerbaycan'da tıp üniversitesini bitirdim. Sonraki yıllarda İstanbul'dan ve diğer şehirlerde praktik dersler keçtim tiple bağlı. Ama aktarışım insanı tanımayla bağlı oldu. Yani bir insanı tanımadan nasıl hastalıkları çözeceğim hep beni düşündüren bir sual olmuştu. Endokrin uzmanıyım, tıp üniversitesinin hocasıyım. Dahili hastalıklar bölümünde eğitim veriyorum. Hemçinin bir klinikte başhekim olarak çalışıyorum Bakı'da. Yani böyle. Gayet yoğun, sağ olsun bize de vakit ayırdı. Bundan sonra inşallah birlikte devam edeceğiz. Ve tabii ki sen yolculuğunu anlat ama bana şöyle söylemiştin. İşte hani fonksiyonel tıp, alternatif tıp birçok alanda kendini geliştiren, hani kalkıp İstanbul'lara gelip birçok işte kongreler bizzat senin de düzenlediğini biliyorum, değil mi? Çalıştığını ve
hani nasıl daha yeni yollar bulunur ya da ne yapılabilir noktasına kafa yorduğunu biliyorum. Ama eğitimden sonra bana dediğin şu cümleyi hiç unutmuyorum. Demiştin ki hocam bir boşluk vardı, orayı senin eğitimle birlikte doldurdum demiştin. Aynen. Orayı anlatırsan. Aynen. Türkiye'de fonksiyonel tıp eğitimleri, bütüncül tıp eğitimlerini de aldım ben. Ondan farklı olarak diğer bir eğitimlere de katıldım. Hemçinin sizin de eğitiminize katılmıştım. Sizin eğitiminize katılmadan önce sanki bir boşluk vardı. Yani biz tıp dediğimizde tıp farklı kollara ayırıyoruz. Alternatif tıp, fonksiyonel tıp, bütüncül tıp. Bence tıp aynı. Sadece bir doktorun hangi pencereden bakmağından asılıdır. Yani tıp hemşire aynı tıp olmuş. Yani İbn Sina'nın dövründen bu zamana gelmiş bir tıptı. Sadece doktorun bilinçle nasıldı? Doktor nereden baktı? Tıbbın hangi yönünden baktı? Yani bana göre öyle bir şey. Ben aldığım farklı eğitimlerde de sanki bir boşluk vardı. Yani o boşluğu sizin eğitimlerden sonra tamamlayabildim. Yani sanki bir boşluğum kalmıştı da yani onu bütünleştirmek için, bir bütün bakmak için bir hastaya sanki sizin eğitimlerin bir boş yeri kalmıştı. Onu da sizlerle tanış olduktan sonra, eğitimleri aldıktan sonra oranı kapattım. Yani dolduruldu oran. Çok şükür, çok şükür. Oradaki özellikle eksiklikten kastettiğin neydi? Boşluğunu doldurduğun eksiklik neydi? Boşluk, biz hastalarla konuştukta veyahut da ki onları muayene ettikte bu hastalığın nereden geldiğini, bir yol cüzarı, biz yol haritamız olur, nereden gelmiş bu hastalık. Biz tıpta olarak hücre seviyesine kadar gidebiliriz. Yani anlayabiliriz ki buhardan gelmiş, nereden gelmiş, nereye gelir bu hastalık. Ama hücreden önce nereden gelmiş, o hissesi bir boş kalmıştı. Yani hücrede bir problem yaşanmadan bir dengesizlik yaşandı da ondan önce nerede oldu bu dengesizlik? Hücrede başladı. Yani bir hücreden problem yarandıktan sonra bütün organizme sirayet ediyor. Yani ora geçiyor. Yani bir patoloji, bir proses bir hücrede yaranması bestir. Yani yeterdi. Bir hücrede bir problem diğer hücrelere de geçecek ve organlara geçecek. Organlar da hasta olduktan sonra onlar gelip bir doktora müracaat edir. Yani bir doktorla işbirliği yapırlar. Ama hücreye gider. Nereden geldi bu hastalık? Ne oldu da bu hücre hastalandı? Aslında tıbbın, bütün tıp alternatif, fonksiyonel hepsini ilgilendiği, sonuç olarak ortaya çıkan bu konuyu çözmek. Ve bunun için de işte gerekli tedavi, ilaç neyse o uygulanıyor. Yani modern tıp bu işi daha çok ilaç sektörü dediğimiz işte o alanla, değil mi? Kimyasallarla çözerken. Biz ilaçlarla yalnız hemen an için olan simptomları aradan kaldırabiliriz. Ama hastalığın kök patogenezlerini tedavi edebilmeyiz. Yani kök patogenizi tedavi edebilmedikse bu hastalık bir müddetten sonra yine kaydacaktı. Yani aynen yine tekrarlanacaktı. Biz işte semayenin o boşluk olarak artık doldu dediği yerle ilgileniyoruz. Bu hastalığın kaynağı neydi? Yani bir virüs, bir bakteri, bir maya mantar neden insanın bedenine gelir? Bakın büyük bir pandemi süreci geçirdik ve o pandemi sürecinde çok bu konuda titizlenenler, dikkat edenler, bütün uyarılara dikkate alıp evinden çıkmayıp kimseyle görüşmeyenler oldu. Nitekim benim annem babam da yaşlarından da kaynaklı sokağa çıkma yasakları bile vardı. Bu kadar dikkat ederken onlar hastanede yatabilecek seviyeye geldiler. İleri derece hasta oldular ve söylenen her şeyi yaptılar ona rağmen. Hani biz uzun süre annemlerle karşılıklı görüşemedik. Yeter ki onlar sağlıklarını devam ettirsinler diye. Ben daha rahattım. Hayatımda, günlük hayatımda hiçbir değişiklik olmadı. Toplumsal olarak yapılması gerekenlere uymanın dışında özel bir tedbir almadığım halde çok şükür biz o hastalıkla hiç tanışmadık. Şimdi ortada bir virüs, bir bakteri var, evet. Ama birilerine gelirken birilerine neden gitmiyor? Ya da birilerine neden gidiyor, değil mi? Yani onu çeken ne? Biz burayla ilgileniyoruz. Kişi bir hastalığın frekansıyla uyumlandığında o hastalığa maruz kalma ihtimali ortaya çıkıyor. İşte biz tam bu noktadayız aslında. Ve kişinin frekansını düşüren şey nedir? Oraya bakıyoruz. Evet, buna duygusal nedenler deniyor. Evet, buna işte yaşadığı hayal kırıklıkları deniyor ama biz birazcık daha olayı öteleştirdik. Dedik ki kişi bilinciyle bile farkında olmadığı
bilinç dışı alanda öyle enerjilerle muhatap ki kendi farkında bile olmadığı öyle bir enerjinin içinde ki bu enerji yaşadığı bir olayla tetiklenip onu aşağıya çekiyor. Aşağı çektiğinde de işte hastalıklar zaten düşük frekansta seyreden birer unsur. Bu noktada o hastalık kişi yatkınlığı ölçüsünde o hastalığa maruz kalıyor. Ya da aynı ne diyelim işte virüsün, bakterinin ya da sıkıntıların olduğu bir süreçte yaşadığı halde kişi hiçbir şekilde hastalığa maruz kalmıyor. Bu en çok da şeylerde oluyor. Bu okullarda zehirlenme vakaları falan olur ya. İşte sudan ne bileyim işte yiyecekten, yemekten falan. Bakıyorsunuz bir kısım gerçekten hastanelerde yatarken bir kısma hiçbir şey olmuyor. Yani farkı ne? Biz diyoruz ki bağışıklık sistemi daha güçlü, daha dirayetli diyoruz değil mi? Hani halk olarak bunları söylüyoruz. Ama bu kadar tek bir cümleyle özetlenecek bir gerçeklik değil herhalde. Ne diyorsun? Aynen, siz önde dediğiniz kimi, söylediğiniz kimi hastalıklar ruhun bedene sirayet etmesiyle yani ortaya çıkan bir şeylerdi. Yani o olmazsa hastalık da olmaz. Yani bizim ruh boyutunda bir sağlığımız olarsa, bence koruyucu bir şeylerimiz olarsa bence hastalık da gelmez bedene. Gelirse de çok yüngül geçebilir. Yani ki çok hafif geçebilir. Evet, ama bu koruyucu diye bahsettiğin şeyler yine fiziksel, somut, maddi odaklı değil mi? Diyoruz ki işte iyi beslenin, aman C vitaminini alın, D'yi alın, işte doğru zamanlarda güneşlenin, işte vitaminlerinizi eksik etmeyin, bedeninizi işte protein açısından besleyin diyoruz. Gene aslında baktığında önerilerin hepsi de bunun üzerine. Yani yine somut planda yediğine, içtiğine dikkat et, uyku düzenine dikkat et deniyor. Ama biz dediğim gibi orada diyoruz ki evet yediğin içtiğine dikkat etsen ki biliyoruz çok bu konuda dikkat eden insanlar da var değil mi? İşte beni düşündüren ve zaten bu alanlara yönlendiren şey bu. Bu kadar dikkat eden insanların da aslında bir baktığında hasta olmaları, durduk yere bir anda işte bir kalp krizi gibi ya da başka bir herhangi bir olaydan dolayı yani bir kaza olmadıktan sonra herhangi bir hastalığa, kanser gibi hiç beklenmedik bir hastalığa ya da bir bakıyorsun işte karaciğeri işte çok kötü bir duruma gelmiş. Böyle bir alanda yaşamış haberin bile yok. Çok sağlıklı zannediyorsun ve buna geçiyor. İşte biz diyoruz ki hastalıkların bu noktada bilinç dışı alanda kişinin kendi yaşadığı öz, hakiki işte hisleri, duygularının dışında onu yöneten kalbinde var olan bir takım bilgilerden kaynaklı hasta oluyor diyoruz. Kişi günlük hayatında ne kadar kendini kıymetli, değerli bilse de dediğimiz gibi istediği gibi bütün işte diyetine dikkat edip sağlıklı beslense de işte yaptığı kariyerle, sahip olduğu aileyle her alanda ve zamanda süper olup imrenilesi hayatlar yaşasa da kalpte var olan nefis, hayatı yöneten alan kalp olduğunu artık biz çok böyle ne diyelim sesimizi yükselterek konuşuyoruz. Bilimsel olarak çünkü defalarca ispat edildi. Deniyor ki evet beyin bir şeyleri düşünüp organize etse de kalpten aldığı bilgiyi o düşünüp organize edebilme kabiliyetinde hayatı yöneten, insan hayatını yöneten kalp. Biz de diyoruz ki işte kalp ve tabii ki ilahi beyanlardan da bildiğimiz kalp gören, bilen, duyan vasıflarıyla vasıflandırılıyor. O zaman diyoruz ki bu kalbin bilgisine bir yönelmek lazım. Kalp beni nasıl biliyor? Ben kalben kendimi nasıl biliyorum? Bir durumu oku, bir olayı oku, bir hastalığı oku. Hormonların bozulmasına sebebiyet veren kaynaklar tıp nasıl tanımlıyor? Bunların hepsinin de kökünde hocam söylediğiniz gibi yani bir hormonun bozulması için yani önce bir sebep olmalı ki hormon bozulsun. Yani hormon önceden bozuk insan olmuyor. Yani hormonlarda bozukluk olmuyor. Yani bir şey oluyor ki o hormonlar bozuluyor. Yani bunları da birbirine zincirvari bağlıdır. Yani birbiriyle bağlıdır. Eğer bir hormon bozulursa diğerleri de bir şey görecek. Yani bir problem yaranacaktı onlarda. O yüzden birbirine bağlı olarak köküne bağlanacak. Birbirine bağlıdır. Yani bu hormonlar da birbiriyle alakalıdır. Yani biri bozulursa diğerinde de bir problem yaranacaktı. Ama bu problemin yaranması neden yarandı? Yani ne baş verdi de bu hormonda bir problem yarandı? Yani daha çok hastalıklara oradan bakıldıkta, yani biz doktor olarak tamam da bir analiz verip de
qan təhlillərinə baxırıq. Orada məsəl üçün insulin pozulmuş, yüksəlmişdi və yaxud da ki, kortizol yüksəlmiş. Tamam, biz bunları gördük, bir ilaç da yazdıq, bunları dəngəyə gətirdik. Amma bir problemin üzərindən yaranmışsa, əgər biz onu çözə bilmədiksə, nə qədər biz buna ilaç verəcəyik? Ömür boyu ilaç içən hastalar var. Evet, sayıları çok değil mi? Evet, Birçok hastalık için bana saysan mesela değil mi? Hani bir hastalık mesela tansiyon bunlardan biri herhalde, şeker bunlardan biri. aynen Sürekli öyle. hani hayat boyu artık bunu içeceksin denilen hastalık sayısı o kadar çok arttı ki. İnsanlara bir isim koydu. Yani gelende bir olan isimlerini soruştuk da önce öz isimlerinden önce hastalıklarını konuşuyorlar. Yani biz ismini almam özne diyende bir diyabet hastasıyım diyor. Yani bir tiroid Evet. hastasıyım diyor. Hatta o kadar bir isimleştirmiş ki biz hastalıkları. Yani sanki bir onlara yeni bir isim koymuşuz. O isim altında onlar küçülüyorlar, eziliyorlar yani. Yani kişinin kimliğinin önüne geçmiş, dediğin gibi isminin önüne geçiyor. Aynen, hastalıkların ismi kendi isminin önüne geçmiş artık. O yüzden de onlar ömür boyu bir ilaç içmek zorunda kalıyorlar. Ama biz hastalığın nereden geldiğini çözsek, yani sizin biz eğitimlerde bunları öğrendik. Yani bilimsel marifet okulunda ve diğer eğitimlerinizde biz bunları öğrendik. Biz onların kök patogenezlerini oradan çözebilsek zaten bu hastalık bedeni terk edecekti. Ama ona da Evet. o karşı taraf insanlar da açık olmalı. Yani onlar da anlamalıdırlar. Yani onu anlamasalar zaten bir şey alınmayacaktı. Yani onların da o bakımdan düşünceleri, kavramaları doğru olmalıdır ki bizim izah ettiklerimizi anlayabilsinler. Onlara müsait olmalıdırlar. Yani onların bakış açısı da buna imkan verir, müsait olmalıdır ki onu anlasınlar hastalığın neden geldiğini, hansı bir nefs boyutundan yarandığını, nereden gelip buraya çıktığını anlamalar için onların da bir zihinlerine müsait olmalıdır. Evet. Aslında bizim çıktığımız yol birazcık hem dediğin gibi böyle bir maddeci bakış açısıyla, dediğin gibi hani siz biri rahatsızlıkla geldiğinde karşınıza hemen bir tahlil yaptırıyorsunuz. Sonra işte şu hormonlarda bozukluk var ya da şurada işte bir ne diyelim işte enfeksiyon var deyip arkasından bunu nasıl giderebilirim deyip değil mi? Tedavi öneriyorsunuz. Aynen. Sen de diyorsun ki ve zaten bizim de ortak olduğumuz alan, ortak buluştuğumuz alan bu. Peki o virüs ya da o yani o virüs niye geldi bedene ya da o hormon niye bozuldu? Bu durduk yere bozulmuyor. Her şey sebep sonuç dairesinde ise bu hayatta. Biz bu kadar etki tepki yasaları sebep sonuç dairesinde bu hayatın var olduğunu biliyorsak o zaman bu hastalıkların kaynaklarına niye bakmıyoruz? Yani Aynen hocam. çünkü Bir dediğin gibi bir ağacı bile kestiğinde onu kökünden sökmedikten sonra ağaç tekrar kenardan filiz veriyor. Ama işte ya o filizleri sürekli keseceksin ki ilaç böyle bir şey, değil mi? Ya aynen. da gerçekten o kökü kurutacaksın ki orada o işte aylık otları ya da o işte istenmeyen alan çıkmasın diye. O yüzden biz diyoruz ki dediğin gibi özellikle marifet okulunda ama bilişsel yenilenmede özellikle adını böyle koymamın sebebi de bilişsel olarak yenilenmemiz gerekiyor. Bu bakış açısını kazanmamız gerekiyor. Hiçbir şeyin nedensiz olmadığını bilip sorgulamamız gerekiyor. Aynı ailede, aynı şartlarda büyümüş iki insanın biri tiroid hastası olurken diğeri neden olmuyor? Aynen. Evet, kalıtsal diyorsun ki annesi varmış, annesinden geçmiş. Ona niye geçmemiş? Yani o hastalık anneden gelmiş ya da işte babadan gelmiş ama öbür kardeşe gelmemiş ya da annedeki başka diğer bir hastalık da bu kişiye gelmemiş. Aradaki ortak payda ne? O zaman biz diyoruz ki insan düşündüğümüzden çok öte bir varlık. Gördüğün maddi bedeninin arka planda yöneten çok büyük boyutlar, çok büyük ruhsal enerjilerle yönetiliyor diyoruz. Bazen böyle benim o bilim insanı adımın altına diyorlar ki nasıl bilim insanısın? Ruhlardan bahsediyorsun. Ben de diyorum ki tamam hadi size enerji diyelim biz. Kuantum fiziğiyle, Einstein'larla, işte artık Max Planck'lerle artık biz biliyoruz ki hayatta her şey enerji, madde olarak gözüken o atom dediğin şeylerin alt planda, mikro planda düzensiz gelişigüzel rastgelelik var. Ve özellikle hani Heisenberg'in belirsizlik ilkesiydi bu. Benim en sevdiğim ilkelerden bir tanesi. Ve kuantum süperpozisyon deniyor.
her şey belirsiz bir şekilde rastgele o protonlar, nötronlar, elektronlar hareket ederken görüntüde, makroda sen gözünle bunu algılamıyorsun ama o makro planı, o görüneni alt planda ortaya koyan bu mekanizma rastgele işlerken onu gözlemleyen kişinin beklentileri doğrultusunda o maddi somut bir gerçekliğe dönüşüyor. O zaman bizler bu hayatı beklentilerimiz doğrultusunda yaşıyoruz. Ama bu beklenti düşündüğümüz gibi bilincimizle tasvir ettiğimiz bir şey değil. Bu kalbin ortaya koyduğu beklentiler ki biz bunlara zan diyoruz. Zanlar beklentilerdir. Sen diyorsun ki işte ne diyelim işte soğuk su içersem boğazım ağrır diyorsun. O zaman soğuk su içiyorsun ve boğazın ağrıyor gerçekten. Bunu bilincinle benimsememiş olsan bile kalbin bu bilgiyi alıp kabul ettiyse ve beklentileri bu doğrultudaysa gerçekten rastgele içtiğin bir su seni hasta edebiliyor. Burada o yüzden ayıracağımız şey bilinçli halinle belki de onaylamadığın, belki de kesinlikle hiç böyle düşünmüyorum dediğin, soğuk su içsen ne olur, dondurma yesen ne olur dediğin bir bilinç yapısına sahipken bile kalbin bu bilgiyi reddediyorsa, nitekim referansları çok sağlam, senin daha önceki deneyimlerin ya da insanlık tarihindeki herhangi bir insanın yaşadığı deneyim, kalbin bu bilgiyi alıp kabul etmesine yetiyor. İnsanoğlundan bir tanesi dondurma yiyip ya da soğuk su, bir su içtiğinde boğazı şişiyorsa, sen de bu bilgiyi farkında olmadan kalbindeki nefis tarafından kabul ettiysen, herhangi bir soğuk suya ya da dondurmaya maruz kaldığında bu boğaz ne yapıyor? Şişmeye başlıyor. Sen istediğin kadar bilincinle bunun tam tersini düşün. Zannediyorum şu anda tamamen özetleyebildik bilişsel yenilenmeyi. O yüzden diyoruz ki arkadaşlar, bazen yaptığım benim hani bizzat danışanlarımda bile bu karşılıklı ikilemi yaşıyoruz. Ben onlara böyle okumalar yapıyorum. Diyorum ki aslında siz çok işte sabit fikirlisiniz, direnciniz yüksek. Yok diyor, ya ben çok açık fikirliyim diyor mesela. Ama aslında açık fikirli olmaya çabalıyor. Hatta belki bu yüzden ipin ucunu bile kaçırmış. Gereğinden fazla açık fikirli, artık kendi fikri nedir onu bile unutmuş. Çünkü aşırılıklar öyle ortaya çıkıyor. Biz hep ne diyoruz? Görüntü her daim aldatıcı. Aşırı açık fikirli olmak da bazen sabit fikirli olmanın göstergesi. Ya da bazen gerçekten görüntüde hayata şöyle bakan kişi de bu. O zaman diyorsun ki diz problemin çıkabilir, bağırsak problemin çıkabilir, sırtın ağrıyabilir, kulağın duymayabilir. Hani bir sabit fikirlilik senin yatkınlığın hangi ölçüdeyse hayatında o alanı sabote edebilir diyoruz. Hocam en mekanizmende ise hastalıklar ilk önce düşüncede yaranı, sonra duygulara geçip sonra organlara geçir. Yani bir hormonun pozulması için önce insanın bir düşüncesinde bir problem yaranır. Sonra duygulara geçip sonra bir hormona təsir ediyor. Yani ardıcılık böyle bir şey gidebilir. O yüzden de ondan sonra eğer iki farklı kişi götürsek aynı duyguları yaşayabilirler ama birinde insülin direnci olur, birinde çıkmayabilir. Veyahut da ki bir ailede 5 kişi olur, bir virüs oluyor ailede ama hepsi hastalanmıyor. Biri ağır geçiriyor, biri hafif geçiriyor. Bir de yani bunlar olduktan sonra da tıpta onların bir gıdalanması da önemli. Yani bunu daha da şiddetlendirebilir. Ama yani hastalık geliyor da kişilerin gıdalanması, su, hava, bunlar da təsir ediyor. Artık bunlar tabii sonraki ki bir prosesti. Yani daha da şiddetli edebilir. O yüzden de yani biz öncelerini düzeltsek de böyle bunları da gıdalanmadı, sağlıklı gıdalanma, bunlar hepsi önemlidir. Mesela çünkü ben hastalara diye magnezyum takviyesi veriyorum. 10 kişiye veriyorum. Üçünde kalkıyor, üçünde aşağı kalıyor. Yani ki yükselmiyor. Neden yükselmiyor? Neden direnç yaranır bedende? Yani aynı dozu vermişim, aynı yaştadı. Yani böyle bir şeyler geçirdik. Çok güzel yani bir yere değindin. Aslında aynı tedaviyi uyguluyorsun aynı problemle gelen kişilere. Ama diyorsun ki 10 kişiye magnezyum versek de bazılarında magnezyum seviyesi düzelirken bazılarının yükselmiyor, düzelmiyor. Neden düzelmiyor? Neden beden direnç gösteriyor? Artık bu onun düşüncesi ve ondan öteki bir proseslerdedir. Yani bu onun organlarıyla bağlı bir şey değil. Yani organsal bir problemler değil, daha öte bir şeydedir. Yani daha bir önceki merhaleleri araştırmak lazımdır. Neden direnç yapıyor? Beyinle sanki kalp arasında nizam bozulmuş. Yani aynen beynin öyle, kabul çok ettiğini güzel dedin. Kabul etmiyor.
Kalbin kabul ettiğinde beyin kabul etmiyor. Arasındaki nizam bozulmuş, bir bağlantı bozulmuş. Bence hastalıklara bir oradan bakmak, doktorlarımızın oradan bakmasını çok tavsiye ederdim. Evet ya, sen çok kıymetlisin o noktada. Çünkü hani bir tıp hekimi olarak bu tarz bilgileri ortaya koyan hekimlerin de bu konuda zor durumlar yaşadığını, ağır eleştiriler aldığını biliyorum, özellikle kendi meslektaşlarınız tarafından. Çünkü çok materyalist bir bakış açısıyla madde odaklı gidiliyor. Ki tabii ki oranın yapılması lazım. Dediğin gibi gıdalar, takviyeler, tabii ki tedaviler, onlar çok kıymetli. Onlar baş tacı. Zaten bizim burada bahsettiğimiz şey, bunlara rağmen düzelmeyen ya da işte hayat boyu bir ilaca bağlı olarak o durumun bertaraf edilmesi noktasında bir çözüm sunulan kişiler için diyoruz ki biz, senin demek ki bedenini bozan daha derinlerde bir kaynak var. Şu gün biz diyoruz ki her şey birbiriyle ilişkili, iletişim halinde. Sen bugün işte 2000'li yıllarda, 2020'li yıllarda doğmuş olsan da milattan önce bu dünyada yaşamış herhangi bir insanın düşünce yapısı ya da yaşadığı deneyimden kaynaklı bugün hayatında bir takım kalben itirazlar geliştirmiş olabilirsin. Haberin bile olmadan. Az önce şey dedin ya, kişinin beyniyle kalbi arasındaki bağın kesilmesi. Ve ben en çok hasta ya da işte şahsi problemler yaşayan kişilerin bilinçli haliyle bilinç dışı dediğimiz kalbin arasındaki fark ne kadar çok artarsa sorunların boyutu o kadar büyüyor. Sen bilincin yükseldikçe, bu iyi bir şey gibi gözükse de hani biz bilgeleşsek de, ki çok iyi bir şey, ki şifa orada başlıyor bence. Ama kalbin ne kadar negatif alanda bir takım kabuller içerisindeyse, hani bir taraf... Bence de bir kişi kendi fıtratından kenara çıkırsa hastalığa maruz kalır. Yani bir kadın kadın olarak kalmalı, bir erkek erkek olarak kalmalı. Yani kendi fıtratımızdan biz çok çok kenara çıktık. Yani Evet. öyle bir dövür geldi ki kadınlar erkek işler yapıyor. Yani biraz zorlaşmış ve onlar da bir hastalıklara getirip çıkar. Çünkü orada enerji dengesi artık bozuldu. Bozuk artık orada enerji dengesi. O yüzden de orada hastalıklar ortaya çıkmaya başladı. Yani bir hastalıklara oradan da bakmamız lazım. Bir de insanın bir yaratılış sistemine baksa, yani lahut alemden bugünkü madde dünyaya düştüğümüz bir yol haritasına baksa, yani orada da tek biz bugün için var ama bizden önceki atalarımız, babalarımız, yani bunlar da var. Yani onlardan da bize gelen bir şeyler var. Onlara da bir bakmamız lazım. Yani biz hastalık dedikte bugün bir doktorun karşısında oturan bir hastaya çok böyle küçük bir yerden bakmak doğru değil. Yani o hastalığın gelip oraya çıkması için çok uzun iller geçmiş, uzun yıllar bir haritası var bunun. Evet. Yani Evet, bu şimdi 5 yıl 10 yıl de değil. Yani bu adam, kendi insanın bir 30 yaşı varsa bence bir 300 ile bakmak lazım. Daha belki de uzak ötelere bakmak bence lazım. Hazreti Adem'e kadar gitmek lazım. Beni biliyorsun. Bence. Hazreti Adem, hatta ben Hazreti Adem'e değil, dünya tarihi, insanlık yaratılmış, varlık alemi yaratılmış. Çünkü insan öyle bir Aynen. varlık. Hani sahip olduğu ruhunun 7 yönüyle birlikte bütün zaman, mekan, boyutlar ve varlık alemiyle bağlantılı halde onların deneyim ve tecrübelerinin bilgilerine sahip ve o yüksek bilgelikle farkında olmadığı, yani bilinciyle farkında olmadığı bir dizaynla, şurada kurulu bir dizayn var. Sen de doğduğun çağa, geldiğin aileye, bulunduğun topluma göre uyumlanıp bir şey olmaya çalışıyorsun. Şuradaki çok başka biri, buradaki çok başka biri. İşte diyoruz ki biz, buradakini keşfet, buradakini fark et, buradakini oku ki buradakini rahat yaşayabilesin. Az önceki söylediğin şeye bir şerh koymak isterim. Hani kadınlar erkeklerin vazifesini, erkekler kadınların vazifesini yapmak değil. Ben rollerin de, hani toplum ya da toplumların kadınlık, erkeklik, annelik, babalık, patron olmak, çalışan olmak gibi bir takım isimler altında bizleri rollere ayırıp ve bunlara göre biçimlenme çabasının da bizi hasta ettiğini düşünüyorum. Roller değil, tavırlar ve tarzlar önemli. Hem eril hem dişil dengeli olmalı. Kişi hem kimseye ihtiyaç duymadan bu hayatta var olup kendi hayatının inisiyatifini, sorumluluğunu eline alabilmeli. Ki bu erilin dengeli olmasıdır. Ve sonrasında ikili ilişkiler kurup karşıdan gelen bilgiyi, sevgiyi
yardımı, takdiri, teşekkürü alıp, ki bu alma enerjisi dişille ilişkilidir, alma verme dengesini kurduğunda, ki biz buraya diyoruz ki kalp çakra ve bu kalp çakra alttaki 3 maddi çakra ile yukarıdaki 3 soyut çakranın ortasındaki madde ile mana arasındaki bağı kurar. Alma verme eril dişler arasındaki bağları kurar. Bu denge bozuldukça, dediğim gibi bilincimizle bu dengede yaşamak için elimizden geleni yapsak da kalp bize katılmıyorsa, ona göre her şey böyle olması haliyle gerekiyorsa, o zaman biz ona rağmen bir hayat yaşıyoruz. Benim işte annem, kayınvalidem falan hani geliyorlar, dikkat ediyorlar işte, aman işte terlemeyelim, terlersek soğuğa maruz kalmayalım, işte oradan pencereden gelecek rüzgar bizi hasta eder mi? Ben derim ki hasta etmez. Elhamdülillah beni de etmiyor. Ama o diyor ki beni ediyor diyor. Şimdi aramızdaki fark ne? Aynı rüzgarsa, aynı durumsa. Çünkü o buna o kadar iman etmiş ki arkadan gelen rüzgar onu hasta eder. Ben de bir rüzgarın benim bu mükemmel metabolizmamı bu kadar kolay alaşağı edemeyeceğine inanıyorum. Tabii ki böyle konuşmuyoruz ama şu andaki hani geldiğimiz süreç bunu söyletiyor bize. Buydu, bu beni çok sorgulattı ve bu sorgulama noktasında zaten hiçbir şey göründüğü gibi olmadığını bilen bizler, her şeyin zahir bir yönü olduğu gibi batın bir yönüyle bu zahir yönü bir hologram gibi arka planda yönettiğini biliyoruz. Nasıl ki normal bilgisayarla işini gören bir kişi tuşların yani bastığında ekranda istediği görüntüyü elde edemediğinde tuşlara basıp ne yaptım derken bilgisayar mühendisi arka planda algoritmaya bakıyorsa, değil mi? Arka plandaki bir bozulmadan kaynaklı olduğunu biliyorsa, biz de bu beden içinde yaşayacaksak bu alemde ne yapacağız? Bunun algoritmasını çözmemiz lazım. İçindeki matrix aynen. Nedir? Zaten hocam bu beden, bu iskelet, bu kan, bu vücut hepsi bu dünya için verilmiş bir elbisedir. Yani bizim ruhumuzun giydiği bir elbisedir bunlar. Yani biz bunlara bir baksak da ama bunları işleten bir mekanizm var. Evet. Yani bunlar bedene o mekanizm takılıyor. Biz elbiseye çıkarsa, takılıyoruz. Aynen. Eğer bunları işleten bir mekanizm ortadan çıkarsa zaten hiç ne yok. Torpağa evet. Düşüp çürüyüp gidecek yani. Geç olacak dolar. Yani bir müddet kalacak. Sümük de gidecek. Kemik de gidecek. Et de gidecek. Hepsi gidecekti. Bunları işleten bir mekanizm var. Bu mekanizmimizi algoritmasını çözmemiz lazım. Zaten hastalıklar da oradan geliyor. Biz ama takıldık evet. Elbiseye. Evet. Aynen. Elbise için elimizden geleni yaparken o elbisenin asıl enerji kaynağına bakmıyoruz. İnşallah aynen. Bundan sonra konu konu senle ne yapacağız? Buradan bakıp devam edeceğiz. Eğer en son özetlersek ne dersin? Ne diyoruz? İşte bedenin hastalığa götüren yollar ve bedeni tekrar iyileştirmeye götüren yollar ya da o bedenin hiç o hastalığa uğramamasına sebebiyet veren yollar. Nereden geçiyor? Ruhtan geçiyor. Ruhun aynen. Mekanı kalpse kalpten geçiyor. Kalbin beyinle, hücrelerle kurduğu bağdan geçiyor. Oralara bakıp içe dönelmek. Bu bağlar arasındaki nizamı toparlamamız lazım. Bu bağlar arasındaki nizamı toparlamamız lazım. Evet. Yani hastalıkların oradan başlıyor. Yani öncesi oradan. Burada bir soru sormak isterim Sema'ya. Özellikle şimdi bizi izleyenler merak edecekler. Hani sen birçok kimsenin şifasına vesile oldun. Hekimliğinden kaynaklı değil mi? Birçok hastaların oldu. Şu anda da çok yoğunsun bildiğim kadarıyla. Bu bakış açısıyla hastalıkların kaynağını çözme noktasında bireysel tecrübelerinden aktarım yapabilir misin? Çünkü senin kendi şahsi tecrübelerin de var biliyorum. Aynen hocam. Yani sizin eğitimlerden sonra, bilişsel yenilenme eğitimi, marifet okulu eğitimlerinden sonra hastalara bir bakışım tamam değişti. Hastalıklara bakışım değişti. İnsanlara bakışım değişti. Çok değişti. Onları sanki bir kabul, yani onlarla bir sohbet içerisinde de onlar tedavi olduğunu hissediyoruz. Yani bir yerlerine dokundukça, bir duygusuna dokundukça, seni çözdükçe, yani onlarda giden prosesleri izledikçe bakır sanki daha iyi şefa almaya kaynak oluyoruz. Yani tek bence şefa da bizden değil. Biz doktor olarak her bir kez öz yerinde sabit kalırsa, öz duruşunu koruyursa bence şefa gelecekti. Bir doktordan geçip hastasına geçecekti. Yani şefanın da kaynağı bence biz de değiliz. Biz sadece bir vesileyiz.
Benim kendimde insülin direncim çok iyiydi ve kiloluydum. Yani bu kilolarımın gitme sebeplerinden biri kendime dönmem oldu. Yani aşırı işledikte kendime az vakit ayırdığımı gördüm. Tekse zaman bakımından değil, kendimi unutmak bakımından. Yani bir kendime döndüm, bir öz duygularımı, düşüncelerimi kontrol ettim. Nereden nereye geldim, neden böyle oldu? Bir onları çalıştım özümle ve baktım ki kilolarım gelir. Yani gıdamı çok da değişmesem de böyle. Yani aynı hayat tarzı ama kilolar gelir. Neden gitti, ne değişti de? Yani onu çözdüm. Kendimde onu Evet. çözdüm. Onu çözenden sonra insan kendine yapmadan diğerlerine hiçbir şey anlatması doğru değil. Yani öz yaşadığını yaşayandan sonra daha doğru anlatır, daha güzel anlatır. Ve karşında olan hastaları da doğru anlayabilirsin. O yüzden onu kendimle yapandan sonra daha farklı baktım hastalara da. Evet, yani bu bahsettiğimiz bakış açısıyla, yani bilişsel yenilenme Aynen. uygulamaya başladıktan sonra var olan insülin direncinle birlikte o kiloların gitti. Çünkü seninle böyle bir konuşmamız olmuştu. Şey demiştin, hani hormonlarımda bayağı bir dengesizlik vardı. Bir tahlil Olmuştu. yaptım ki hepsi düzelmiş demiştin. Ve hani ekstra Aynen. bir müdahale yapmadığım halde, sadece işte çünkü biz eğitimlerde kişiyi kendiyle çok çalıştırıyoruz. Ve ya da çalış diyoruz, herkes çalışmasa da. Ama oradaki bile, hani niyetim belki kiloyu gidermek ya da oradaki insülini çalışmak değildir, ama kendi içsel mekanizmanla bağ kurup orayı çözdükçe günlük hayatını sorun yapan bunlar, bir baktın ki gitmiş değil mi? Aynı şekilde ben de. Zaten kalple doğru bağ kurduktan sonra ortada olan her bir şey çözülüyor. Yani tek orada insülin direnci, kalp hastası farkı yoktur. Diğer hastalıklar da olsun. Eğer doğru bağı kurabilirsek kalbimizden zaten ortada olan bütün problemler, patoloji problemler ortadan kalkar. Yani zaten insan öyle bir mükemmel yaratılmış ki insan özü özünü tedavi edebilir. Evet. Yani bedende Yani zaten bu mekanizması var değil mi? O bağışıklık sistemiyle zaten kendi işini kendi görebilecek kabiliyetteyken aslında bu kabiliyeti unutuyor. Çok fazla aynen. dışarıdan sürekli müdahale aldığı için, ama onu kendi kendine koyduğunda problemin de kaynağının aslında bu hücresel bozulmaların düşündüğümüz gibi dış müdahalelerden değil, içerideki bir bozukluktan kaynaklı olduğunu fark edip o kaynağa yönelip kendi hakikatimizi, bizi bilme noktasında bir adım öteye götürdükçe hastalıklara odaklanmamıza gerek yok. Zaten bir bakıyorsunuz problemler çözülmüş, hastalıklar gitmiş. Benim de tiroidim öyle, dediğin gibi özellikle üzerine çalışmadım. Ama o günlerde yaşadığım şahsi problemler üzerine çalışıyordum sürekli. Bunlar neden oluyor, bunlar neden oluyor deyip onlarla ilgili sıkıntılarımı çözerken gün sonunda bir baktım Hashimoto hastalığım geçmiş. Yani konu aslında hastalık olarak tanımlayıp ortaya koyduğumuz şeyler değil. O bir dedik ya başlangıçta, rehber. Evet, o zaman Sema'ya bugünlük burada bitirelim. Ama şu çağrıyı yapalım. Evet, biz özellikle bilişsel yenilenme metodu üzerine konuşacağız. Çünkü biz orada çok derin konulardan bahsediyoruz. Ama aynı bakış açısıyla ilerleyeceğiz. Eğer bu yöntemlerle, yani bu iç ruhsal bakış açılarıyla hayatında böyle güzel maddi manevi, sadece hastalıklar olarak değil, her türlü problemlerin çözüldüğünü bildiğimiz çok kimseler var. Bize ulaşırlarsa onları konuk olarak burada ağırlamaktan keyif alırız. Evet arkadaşlar, ruhun bedene mesajları dedik hastalıklar olarak. Böylece başlamış olduk. İnşallah sizin ilginizle, beğenileriniz ve paylaşımlarınızla bu programı devam edip etmeyeceğine karar vereceğiz. İnşallah çok kıymetli Sema'ya geldiği için teşekkür edecektim, ama birlikteyiz zaten. Bu programı birlikte yapacağız. Ben hepinize saygılarımı sunuyorum. Sema'ya söylemek istediğim bir şey varsa. Ben de teşekkür ederim hocam. Benim için de çok büyük bir lütftü. Yani sizlerle bir veriliş yaparmak. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Arkadaşlar, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.